hemen Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili o son dakika gelişmesini aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama var. İsrail'e karşı balistik füze saldırısına hazırlanıyor İran diye bir açıklama yapıldı Bloomberg'e. Beyaz Saray'dan bir yetkili konuştu. İran'ın İsrail'e karşı yakında bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler olduğunu. ABD'nin bu saldırıda İsrail'i savunacağını söyledi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi konuştu. Bugün yapıldığı açıklama ABD'nin elinde İran'ın İsrail'e karşı yakında bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına işaretler var dedi, hazırlandığına dair. ABD'nin İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarını aktif bir şekilde desteklediğini belirtti. Yetkili ayrıca diyor ki İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı İsrail için ağır sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesine göre Washington Batı Şeria'da Filistinlere uygulanan şiddetle ilgili yaptırımlar da yayınladı. Şimdi İsrail'e karşı bir saldırıya hazırlandığı söyleniyor İran'ın. Uzun zamandır intikam yemini etmişti İran. Hatırlayacaksınız önce Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanını taşıyan bir helikopter kazası yaşanmıştı. Ee, İsrail'den şüphelenilmişti. Sonrasında Hamas lideri Haniye İran'dayken hayatını kaybetmişti. Füze saldırısı sonucu, İsrail'in füze saldırısı sonucu. Ardından da Hizbullah'tan önemli bir isim, Hizbullah lideri Nasrallah. Cuma günü yapılan bir saldırıyla Beyrut'ta öldürülmüştü. Dolayısıyla İran bir kez daha intikam alacaklarını söylemişti ki Amerika Birleşik Devletleri diyor ki İran İsrail'e karşı saldırıya hazırlanıyor. Tabii bütün soru şu akıllarda. Netanyahu'nun savaş başlarken söylediği gibi Orta Doğu'da dengeler değişecek mi? Bütün bu hamleler ne anlama geliyor? Lübnan Hizbullah'ını vurmak için dün akşam saatlerinde havadan operasyon yapan İsrail aynı zamanda kara operasyonuna da başlamıştı. Hizbullah güçleri çekilmişti hatırlayacaksınız. Tabi İran'ın bir süredir devam eden saldırılara şiddetle karşılık vereceğiz açıklaması sonrası böyle bir saldırıya hazırlandı. ABD tarafından artık netlik kazanmış oldu.